Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Tahmin ettiğiniz gibi yine sabaha kaldık çünkü gece çalıştığımız için sabah çekmek durumunda kaldık. Umarım başarılı olabiliriz. Güzel bir program var. Kalabalık atlı bir program. İnşallah başarılı olmaya çalışacağız. Günün birinci ayağına baktığımızda bir numara Küçük Şimşek'in oğlu yarışın en şanslı atı gibi görünüyor. Son yarışta biraz startta kalmış ve biraz dışarılarda dolanmış. Bu kez Mehmet Akyavuz daha iyi bir idare gösterecektir. Startta kalmazsa bu grubu geçebilir. Yarışın şanslı atı gibi geldi bana. 5 numara Yavuz Kral ve 6 numara Kral Arda rakipleri. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 4 numara Kafa Oktay'ın ilk yarışı çok parlak. 50 handikap puanı almış. Yarışı kazanabilir. Küçük oynayan arkadaşlar tek atabilir. Fakat ikinci yarışlar her zaman söylüyorum zor olabilir. Aynı stilde atlar var. Kaçak atlar var. Bu 5 numara Melisa Kız'ı bekleyen bir at. İyi bir yarış yapabilir. Bir de 7 numara Özdeğer de Urfa'dan geliyor. Kapalı kutu. 4-5-7 yazalım. İsteyenler 4'ü tek atabilirler. Şanslarını öyle deneyebilirler. Zaten ilk altılı kurgumuz oldukça ufak. Küçük kurguyu aynı anda yatırabilirsiniz. 3. koşuya geldiğimizde 5 numara Selda'nın bir yarış gördü. Ahmet Çelik çok dışarılardan dolandı. Start çıkışında hafif bir tökezledi. Bazı olumsuzluklar yaşadı. Bugün çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bence bir tane rakibi var bu grupta. 6 numaralı bir tane önde onu kovalayacak at yok. 5 ve 6. Önce 5, sonra 6 diyorum. Zaten 1-2 at çıkmışlar. Günün 4. koşusunda bu gruptaki en kaliteli at bence 4 numara Gözde Sultan. Bakalım favori mi çıkmış? Evet. 3 numara Dilber Fırtınası. 7 numara Ömer In My Heart ve 1 numaralı Akbatur diyorum. Diğer atlarda çok fazla bir şey göremedim. 4-3-7-1. Günün 5. koşusunda ise 3 numara Hunun Manata'yı her iki altın için sizlere banko önereceğim. Yani yanındaki rakipler çok formsuzlar. Yani Hanife Sultan ağır kilo, çok ağır 60 kilo. Angel of Lucky start problemi yaşayan bir at, 110 gün arası var. Fujisan start problemi yaşıyor. Bird of the Fire formsuz. Docile Girl biraz start problemi yaşıyor. Kahraman Trader formsuz. Persecution yani bu mesafeyi ilk kez çıkacak. White Rose kazanma konusunda yani şey bir at. Yeteneksiz bir at. Sursam ise aynı şeydi. Kazanma özürlü bir at. Yani Hunomonata Dilba'nı taktıktan sonra 1-3-1 yaptı. Son yarışı daha güçlü grupta kazandı. Kilosu problem yaratmazsa, Muhammed Özdemir de çok dışarılarından dolanmazsa bu yarışı kazanacaktır. Benim bankomdur 3 numara Hunomonata. Günün 6. koşusuna geldiğinde 8 numara Nazdrovya start çıkışında problem yaşamazsa bu grubu geçebilir. Sonlarda çok güçlü geliyor. Bu atın annesi Kupası da fena bir kısrak değil de iyi yarış yapacaktır. 2 numara Nord Iron yine o da iyi koşuyor. İyi bir yarış yapacaktır. 7 numara Golden Kozan'da son yarışı fena değil. 8-2-7. Günün 7. koşusuna geldiğimizde en zor yarışlardan biri. Aslında hepsilik bir ayak ama bir tane atı yazamadı. Kurguyu çok daha fazla büyütmem adına. Ama yarışta kısa geçmek isteyen arkadaşlar için ilk iki atım 1 numara Keymade Grande ve 2 numara Sönmez Bey. Bu iki attan daha etkili bir yarış bekliyorum. Sönmez Bey inisiyatif alıp Vedat'la arka tarafı uyutabilir. Dikkat. Keymade Grande de çok formda. Son yarışında Gökhan biraz geç kaldı gibi sanki ondan kaybetti nöre sorucuna. Ama sonları da iyi saldırdı. 1 ve 2 önde. Ama bu grupta atlar birbirlerine hep geçebiliyorlar. 5 numara Hunting. 8 numara Charlatan. Bu at da kaçabilir. Belki geçen sene bir yarış kaçarak bitirmişti. Ama bazen start problemi yaşıyor bu da. 3 numara Lorenzo. 6 numara Just Unique ve 4 numara Deploy ki bir tek 7 numara Baroni ile koyamadım. Aslında o da yazılabilir ama start problemi var onun da. Yazamadım. Yazmak isteyenler, bütçesi olanlar yazsınlar. Normalde 7 at yazıp bir at yazmamak saçma. Ama dediğim gibi bütçe, yani 300 lirayı geçtiği zaman ben huzursuz oluyorum. Yani daha küçük vermeye çalışıyorum. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Her ne kadar Hamaset büyük favori çıkmış olsa da bana göre çok zor bir yarış. Hamaset kapalı gözlüğü çıkarıyor bu yarışta. Bu atın da zaman zaman start problemleri oluşabiliyor. Dış start istemişler ama çekememişler. Yani çekmişler de çok dış start isteyen at var. Üçten çıkıyor. Startta kalırsa işi zor. Kilosu da biraz ağır. 59 kilo. Bilmiyorum ben bu kadar favori beklemiyordum. Tamam iyi bir at ama son yarışta ana farklarda pek bir varlık gösteremedi. 32 gün arası var. Aksine de 3 numara Gülnişan ve 4 numara Yonah Hex oldukça formda atlar. 3 ve 4 önde bende. 5 numara Flash Bang'e Ahmet Çelik tercih de mi bindi bir yarış gördü. Aslında bu at geçen sene Ankara'da güzel yarışlar yapıyordu. Sonra İzmir'e gitti ilgileri. İzmir'de pek başarılı olamadı. Etkili bir yarış yapabilir. 2 numara Hamaset'i de yazacağız.
Ve fiziğini çok beğendiğim, bence çok iyi bir at olan bir numara Osiris'ten de bir bomba gelebilir 60 kilosuna rağmen. Böyle atlar, kalıplı atlar, geniş atlar Archway'ı kaldırırlar. Sürpriz şansı var bence Osiris'in de. 3, 4, 5, 2, 1. Ayrıca bu koşuda şöyle bir yorum yaparsak, yani şimdi Outrun'a Dance Dance da hızlı bir at. Hamaset'ten liderliği alıp tempolu bir şekilde giderse bekleyen atlara da gün doğabilir. O yüzden zor bir yarış bence. Ben Hamaset'e çok güvenemiyorum bugün için. 3, 4, 5, 2, 1. Günün 9. koşusunda 1 numara Sabran, küçük oynayan arkadaşlar tek düşünebilirler. Artık kazanma zamanı geldi. Hızlı bir at. Son yarışında biraz yüksek tempoda gitti. Kumdaydı, 1400'de sonlarda durdu. Bu kez durmayabilir. Uygun bir grup bulmuş. İlk rakibi 8 numara Lady Fate ve 5 numara Solido Hermanus'ta 3. atım. 1, 8, 5. Günün son ayağına geldiğimizde çok zor bir yarış bence. Hızlı bir yarış olma ihtimali çok yüksek. Öyle diyoruz, geçen yarış sadece Erkmen kaçtı ama bu kez öyle olmaz çünkü Kayabert var, Yılmaz Hoca var, Güzel Çocuk var, Özgür Su var, Çığ Güzeli var. İlla ki biraz tempolar kızışacaktır yani. Şimdi Yılmaz Hoca ısrar eden bir adam. Güzel Çocuk hadi ısrar etmiyor, Çığ Güzeli 2 gidiyor falan, Kayabert ısrar eden bir adam. İlla ki yarış belli bir tempoya girecek. Dolayısıyla bekleyen atlardan yana tercihimi kullandım. Bunlardan en çok beğendiğim at 9 numara Köy Ağası Demir. Son yarışını çok beğendim bu atın Bursa'da. Kazanacağı bir yarışı içeri değil de dışarı tercih etseydi. Gerçi mesafeyi kısaltmak için içeri de aldı ama sanki dışarıdan daha akışlı geliyor. Müslüm'le bugün dışarıdan gelecektir. Yarışın en şanslı atıdır. Birinci atım benim Köy Ağası Demir. 3 numara Vampir. Geçen yarış hayal kırıklığı. Yazacağız. Yani niye kötü koştu? Bugün de kötü koşarsa at bozuktur yani. 6 numaralı Palasali. Yani bekleyen bir at. Zaman zaman ters yarışlar yapan bir at. Neden olmasın diyorum. Ankara'da geçen gün ne atlar geldi yani. Palasali de gelirse AGF'de 13. at gelebilir. 7 numara Aynı Şan. Bu sezon bir türlü istenen yarışı yapamadı. Hep idmanda iyi ama yarışta yok. Bir patlama yapacaktır eninde sonunda. O gün bugün olabilir. 10 numara Çivit düzeldi. Sonlarda sıkı gelecektir. 12 numaralı Sevalcan. Yine sonlarda sıkı gelmesini beklediğim bir diğer at. Bir de yani kaçak atlardan da yine favori çıkmış 4 numara Özgür Su'yu da bir tane kaçak at olarak değerlendirelim. Bazen 2-3 gibi etkili olabiliyor. Favoriden yapmayalım sonraya gelirsek. 9, 3, 6, 7, 10, 12 ve 4. Arkadaşlar, YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubuna dahil olmak isterseniz numaram 0535 625 5093. 0535 625 5093. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.